Sevgili arkadaşlar, Limak'ın pazar akşamı Bodrum Antik Tiyatro önünde bir olay yaşanmış. Ne bu? Şeyde uluslararası tenor Murat Karahan yönetiminde Limak Filarmoni Orkestrası Bodrumlu sanatseverlerle buluşmuş. Bu buluşmada çok ilginç bir şekilde bir eylem yaşanmış. Akbelen dostları bir eylem gerçekleştirmişler. Konsere gidenlere konsere girmeyin. Limak Filarmoni Orkestrası'nın değerli sanat emekçileri bu akşam saat 21'de Bodrum'un en önemli kültürel tarihsel değerlerinden olan Antik Tiyatro'da konser vermemiz planlanmış, biletler satılmış. Fakat bildiğiniz gibi Bodrum halkı bu konserleri onaylamıyor. Bu durumun sizlerin kimliğiyle bir ilgisi yok. Ortada tek bir sorun var. O da Milas, Bodrum ve ülkemizin birçok yerinde geri dönüşü mümkün olmayan ekokırım suçu işleyen, bölgemizin yaşam ve su kaynağı olan Akbelen Ormanı'nı zorbalıkla yok eden, zeytin ağaçlarını söken, su kaynaklarımızı kurutan, bölgede kanser ve solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olan ve neden olduğu doğa katliamını bir filarmoni orkestrası kurarak sanatla perdelemeye çalışan Limak Holding diye protestocular bir bildiri yayınlamışlar ve konserin bitmeyin, izlemeyin diye de duyuru yapmışlar. Ama konsere katılanlar sevgili arkadaşlar Bodrum'da o protesto gösterisi yapanlara dudak bükerek sinsi gülümsemeler yaparak içeri ne anlatıyorsunuz lan, biz konser izlemeye geldik. Yani Limak'ın da olsa bak çok ünlü bir şey var söyleyin, etkinlik var, biz buraya kaldık yani o giyindik, kuşandık, süslendik. Yani siz protesto ediyorsunuz diye biz şimdi buradan gider miyiz? Diye de ünlü bakışlarını atmışlar. Şimdi şunu söyleyelim. O konsere gidenlerin, o konserde bulunanların %90'ı muhalif arkadaşlar. Bak çok net söylüyorum. %90'ı. Yani hepsine mikrofon uzatsanız Türkiye ile ilgili düşüncelerini anlattılar. Ama Limak'ın o konserinde o doğa severlerin bir protesto gösterisiyle ilgili olarak dur lan izlemeyelim gerçekten haklılar dememişler. Bunlar seçkinler, bunlar elitler, züppe değiller. Züppe demek hani ya züppe diyebilirsiniz. Niye diyebilirsiniz? Çünkü çok basit diyebilirsiniz. Çünkü Cumhurbaşkanı değil. Elitler, elitistler arkadaşlar. Bu ülkede gerçekten muhalefeti muhalefet değil. Yani yeri gelince iktidara laf söylerler. Yeri gelince beşli chat ederler. Derin yolsuzluklar yapılıyor diye konuşurlar. Ama Limak'ın konseri olunca da en ön sırada yer alabilmek için koştururlar sevgili arkadaşlar. Koştururlar. Rütük hukuksuzluğunu itiraf etmiş. Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın yayın kuruluşlarına yapıcı ikazda bulunduğunu belirten Rütük kendi sözlerini yalanlamış. O Rütük'le ilgili bir şey yapılmış. Soru önergesi verilmiş sevgili izleyiciler. Ve Ebubekir Şahin demiş ki yayıncı kuruluşların lehine olacak yapıda yapıcı ikazda bulunduğunu söylemiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdiği bilgi notunda ise Rütük'ün yapıcı ikaz gibi bir uygulaması bulunmamaktadır ifadelerinde kullanmış. Var mı yok mu kardeşim? Hadi var mı yok mu yapıcı ikaz? Yapıcı olmayan ikaz nasıl oluyor bilmiyoruz ama böyle bir gerçekliği de paylaşalım gündemdeki konuları.